Emin Pazarcı, CHP'nin bozkurtları. Rivayetler muhtelif. Biri bunların yarısı hayır oyu kullanacak diyor, diğeri itiraz edip araya giriyor. Yok canım, bence hayır oyu vereceklerin oranı 3'te 2'den fazladır. Canı sıkılan MHP'liler adına konuşuyor. Herkes MHP uzmanı kesilmiş durumda. Önüne gelen ülkücü kesime ayar vermeye çalışıyor. Bunların içinde MHP'li gördüğünde yüzünü buruşturup hayatı boyunca tükürürcesine faşist bunlar diye bağıranlar bile var. Şimdilik bu işin bayraktarlığını CHP'liler yapıyor. MHP'liler adına en çok onlar konuşuyorlar. Ancak yakında Kandil'deki terör baronları Murat Karayılan ve Duran Kalkan gibi isimler de bu konuda değerlendirmelerde bulunup MHP tabanına nizam intizam vermeye kalkarsa İnanın şaşırmayacağım. Olay öylesine garip bir hal aldı ki MHP'lilerle ilgili yürütülen algı operasyonlarını çok ciddiye alıp kendini kaptıranlar bile çıktı. CHP'den gönderildikten sonra ortada kalan Aylin Nazlıaka bir arayış içinde olsa gerek kendisine MHP sözcülüğü görevini verdi. Meclis Genel Kurulu'nda kolundaki kelepçeyi mikrofona takıp şov yaptı. Şaka gibiydi ama... Dün DHKPC gibi örgütlerin de yer aldığı gösterilerde boy gösteren Aylin Hanım bu defa MHP ve ülkücüler adına konuştu. Bağırdı çağırdı çığlıklar attı hayır dedi. Nereden nereye? Allah'tan peşine takılan olmadı. Yoksa siyasi literatürümüzde devrimci bozkurtlar gibi bir kavram eklenecekti. Biz de olurdu olmazdı diye tartışıp duracaktık. Bir de CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel var ki takındığı tavırlar ve yaptığı değerlendirmeler evlere şenlik. Geçenlerde baktım sosyal medyada işte Türkiye işte hayır diyor diye bir araya getirilen bir takım görüntüleri paylaşmış. Biliyorum o konuşmayı Türkeş, Türkiye bir mozaiktir diyen Sabancı'ya verip veriştiriyor. Anayasa değişikliği ya da başkanlık sistemiyle hiçbir bağlantısı yok olsun ne fark eder. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapılan anayasa değişikliğini her gün acımasızca çarpıttıktan sonra Özgür Özel bunları yapmış çok mu? Son günlerde siyasetin bütün etki değerleri zaten ayaklar altında. Bu kadarla kalsa iyi. Özgür Özel'e bakılırsa MHP tabanı anayasa değişikliğine hayır diyormuş. Bakın neler söylüyor. MHP'liler biz MHP'nin yöneticilerinin söyledikleriyle değil, partimizin ilkeleriyle ve geçmişiyle hareket edeceğiz diyorlar. Yani MHP'lilerden hayır bekliyor. Bilmiyor tabii, mazur görülebilir. Ancak MHP'liler gerçekten Özgür Özel'in aktardığı gibi söylüyorlarsa, banko evet oyu verecekler demektir. Çünkü hem partinin ilkeleri hem de geçmişte yaşananlar ona emrediyor. Özgür Özel ve Aylin Nazlıaka gibiler yanlış kapı çalıyorlar. Kendilerine tavsiye ederim MHP'nin milli doktrini olan dokuz ışığı alsınlar okusunlar. Orada açık ve net olarak başkanlık sisteminin yer aldığını görecekler. Demem o ki MHP'liler yıllarca bunun için mücadele ettiler. Bedeller ödediler. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından askeri savcı Albay Nurettin Soyer tarafından hazırlanan iddianamede bile... Başkanlık sistemi istemekle suçlandılar. Alparslan Türkeş dahil yüzlercesi idam istemiyle yargılandı. Öyle ya da böyle MHP'ye oy verenleri bilemem. Ancak gerçek MHP'lilerden ve ülkücülerden söz ediliyorsa referandumda evet oyu vereceklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün CHP'nin peşine takılan zamane bozkurtları ya da çakma MHP'liler bilmezler ama 1970'li yıllarda ülkücü gençler caddelere sokaklara yazılar yazarlardı. O yazıların içinde tek meclis tek başkan sloganları da vardı. En önemlisi ise o yazıları yazan gençlerin içinden silahlı yasa dışı sol örgütler tarafından katledilenler oldu. Gencecik yaşlarında toprağa verildiler ve onlara ülkücü şehit dediler. Bugün o geçmişi bilmeyenler kalkmış MHP'nin ilkelerinin hayır oyu vermeyi gerektirdiğini iddia edebiliyorlar. O günleri yaşayan MHP'lilerin geçmişte yürüttükleri mücadeleye ve savundukları doktrine ihanet etmesini bekliyorlar. Hadi oradan. Olmaz, olamaz. Bu uğurda bedel ödedi onlar. Hem de çok ağır bir bedel. Şimdi tamamını unutup DHKPC, PKK ve FETÖ gibi gayrimilli oluşumlarla el ele kol kola mı verecekler? Yapamazlar. Yapanlar varsa eğer onlara da zaten MHP'li ya da ülkücü denmez. Emin Pazarcı, Akşam.